Evet, değerli misafirler, hemen vakit kaybetmeden projelerimize geçelim istiyorum. Şöyle bir yöntem izleyeceğiz. Birer oturum düzeni olarak düşündük ama hızlı bir şekilde bir tur atacağız. Ben öğrenci arkadaşımı çağıracağım, o kürsüden bize bir sunum yapacak. Samimi bir ortamda istediğiniz anda durdurup sorularınızı yöneltebilirsiniz. Sonra sırasıyla oturumu tamamladıktan sonra diğer oturuma geçeceğiz. Şimdi hazırsan Serhat, senle başlayalım. Şimdi Serhat arkadaşımız bize ileride Anadolu OSB'nin mutlaka bir halkla ilişkiler birimine ihtiyaç olacağı, bu birimin de aslında sadece Anadolu OSB'nin kendisini değil, içindeki firmalara da hizmet verebilen bir birim olarak tasarlanabileceği düşüncesiyle projesini geliştirdi. Evet Serhat. Şimdi Serhat konuşmadan önce isterseniz birazcık ben bilgi vereyim. Şimdi biz şöyle bir hareketle yola çıktık. Özellikle ikinci dönem dersi. İlk dönem dediğimiz gibi geldik, incelemeler yaptık, analiz ettik. Durum tespiti yapmaya yönelik olarak hani OSB nedir, nasıl çalışıyor, içindeki firmalar, eksikler veya ihtiyaçlar neler olabilir diye kendi tarafımızda bir işte çalışma yaptık. Onun sonrasında ise şuradan yola çıktık. Dedik ki yani işletmeler için en önemli aslında şu anki challenge yıl 2012 maliyet. Yani ürettiğini diğerlerinden daha veya ürettiği herhangi bir hizmet veya ürün her neyse diğerlerinden daha uygun maliyete üretmek aslında bakarsanız. Yani çünkü çok büyük karlarla iş almak artık işletmeler için şu anda bir hayal rekabetten dolayı. Ondan dolayı yaptığınız diğerlerinin yapamadığı düzeyde iyi yönetebilmek. İyi yöneterek yapabilmek. Ya bunun için bir metodolojiye ihtiyacımız var dedik. Yani hani çok geleneksel yöntemlerle yönetmektense hani bir metodik bir şekilde bunu geçmişteki tecrübelerini de baz alarak işletmelerin sermayesi haline getirebilirsek dedik yönetim şeklini. O zaman dedik işte işletmeler bu yeteneklerini doğru şekilde kullandıkları durumda daha rekabetçi hale gelebilir. Bu düşünceler hareketi zaten Amerika'da Project Management Institute adı verilen bir enstitü var. Burada Türkiye'de için geçerli olmak üzere Türkiye'de 2000 tane proje yönetimi profesyoneli var. Bunlar sertifikalı. Ve 2 yılda bir bu sertifikaları yenilemek durumunda. Bunların kullandıkları bir metodoloji var. Bu metodolojiyi uygulayarak biz projelerimizi yönetecek kişileri yetiştirelim düşüncesindeyiz. Ha, burada yaptığımız sadece planlama kısmı. Biz projeleri 5'e ayırıyoruz. Birinci aşaması projenin başlangıç aşaması, ikinci aşaması planlama, üçüncüsü uygulama, dördüncüsü izleme kontrol, beşincisi ise kapanış aşamaları diye. Burada yaptığımız planlama aşamasını bir proje yönetim planı perspektifinde ki bu proje yönetim planının içerisinde projenin kapsam planı, projenin zaman planı, maliyet planı, insan kaynağı planı, tedarik planı, iletişim ve kalite planları ve risk planlaması var. Bunların içerisinde, hepsinin içerisinde bulunduğu proje yönetim planını çıkartalım ve uygulayacağımız projeyi bu yönetim planına göre uygulayalım diye planlarımızı oluşturduk. Bundan sonra yapılacak eğer ki projelerle ilgili uygulama kararı verirse, buradaki kapsam dahilinde, proje yönetim planı içerisindeki kapsam planı dahilinde uygulamamızı gerçekleştirmeye aday olacağız. Şimdi bu kapsamda arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmalarla yönelik olarak sunumları, yani her sunumun içerisinde kuvvetli olan arkadaşlarımız size işte kapsamı neydi projemizin, ne kadar zamanda yapacağız, ne kadar maliyete olur bu projenin takribi olarak, ne kadar bir insan kaynağı, ne kadar nasıl bir tedarik yöntemi izlenir ve riskleri nelerdir bunları aslında paylaşıyor olacaklar. Ve yaklaşık sana göre 5'er dakika değil mi hocam? 5'er dakikada bunları özetlemeye gayret ediyor olacaklar. Evet. Evet, şimdilik yani bu 5'er dakikayı aslında birer tanıtım olarak düşünebiliriz. Daha sonra belki üzerlerinde daha ayrıntılı olarak çalışacağız açıkçası. Evet Serhat. Merhaba. Benim proje fikrim, halk ilişkiler biriminin kurulumu projesi. Benim proje tanıtımım, halk ilişkiler departmanı kurulumu projesi, pazarlama temelli hazırlanan bir projedir. Pazarlama temelli halk ilişkiler satışı ve müşteri memnuniyetini teşvik eden şirketleri ve ürünleri, tüketicilerin istekleri, ihtiyaçları, çıkarları ve özel ilgi alanlarıyla özdeşleştiren, inanılır, güvenilir bilgi ve etkileşim iletişimini kullanan toplam bir planlama, yürütme ve değerlendirme programı sürecidir. Bu projede kurulacak olan birim, sanayi bölgesinin genel imajı ve tanıtımı, müşteri sanayi bölgesine çekeceği, müşteri sanayi bölgesine çekeceği çalışmalarını yaptığı gibi firmaların talepleri durumunda onların PR çalışmalarını da yapacaktır. Proje kapsamı, basın, yayın ve tanıtım işleri organize edilecek. Halk üzerinde etkisi bulunan yerlerde lobi çalışmaları yapılacak. Firmaların imajlarının tüketici gözünde mükemmelleştirilmesi sağlanacak. Tüketiciye güvenilir bilgi akışı sağlanacak.
Birimin sanayi bölgesindeki firmalara faaliyetleri ve sağlayabileceklerine inandırılabilecek seminerler düzenlenecektir. Departman, Atılım Üniversitesi ile devamlı işbirliği içinde bulunacak ve ortak akıl çalışmaları yapılacaktır. Firmaların iç pazar ve dış pazarda daha etkili tanıtımını ve iletişimini sağlayacak. Departman bir web sayfası kuracak ve burada gerekli duyuruları, promosyonları, fuar tarihlerini, eleman ihtiyaçlarını, firmaların isimleri ve faaliyet alanlarını detaylı bir şekilde sunabilecekleri bir web sayfası olacaktır. Arkadaşlarımız web sayfasını kendileri ayrı bir proje olarak yaptılar ama ben bu web sayfası için ayrı bir personel olacaktı. Bununla ilgilenecek bir personel olacak. Faaliyet planı toplam 42 tane faaliyet şeyim var, adamım var. Hepsini burada gösteremedim. Başlıcalarını şöyle yansıttım. Serhat'cığım, burada bir not düşeyim hemen. Bu arada arkadaşlarımız tüm bu projeleri de Microsoft Project Management yazılımıyla hazırladılar. Yani o anlamda da profesyonel bir çalışma yapmaya çalıştılar. Burada gördüğünüz gibi ne zaman başlayacağı, her bir faaliyet adımının ne olduğu, ne kaç gün alacağı, o adımda hangi adımın hangi adıma bağlı olduğu, maliyetin ne olacağı ve orada kimin çalışacağı gibi ayrıntıları da öngörmeye çalıştılar. Evet. Bir takım proje teslimatları belirledim. Proje tanıtım sunusu, departmanın faaliyetleri, departman işlevlerinin firmalara ispatı, danışman ve uzmanlarla yapılan sözleşmeler, atama işlemleri, analiz raporları, ilk faaliyet sonuçları, organizasyonlarda somut gelişmeler, performans değerlendirmeleri, eğitim dokümanı, üniversite sanayi işbirliği. Zaman yönetim planı çıkarttım. Onu da tam olarak şey yapamadım. Belli bir 6 aylık süreç var projenin başlanmasından. Şeyin kurulumuna, departmanın yani kurulumuna. Yani bu bilimin kurulması için toplam ne kadar bir süre öngörülüyor? 6 aylık bir süre. 6 aylık bir süre öngörülüyor. Tamam, web sayfasının kurulumu hepsi birlikte 6 aylık bir süre. İnsan kaynakları yönetim planı belirledim. Bunda insan kaynakları personelleri danışman olacak, iş analisti olacak, reklam olacak, reklamla ilgilenen bir arkadaşımız, dış ilişkiler, bütçe, iletişim ve tanıtım, etkinlik planlamaları, birim içi etkinlik planlamaları, elemanlar da işe aldı galiba. Bunlar hani hayali kişiler. Kendi ekibi. Kendi ekibi. Evet. Maliyetlerin kost olarak tabii hocam 110 milyar civarı bir şey çıktı maliyetim. 11 milyar. Evet, 11 milyar. Evet. 11 milyar civarı bir şey yani çıktı. Sen bize bu departmanda anahtar teslimi 11 milyara kuruyorsun. Ama aylık personel alacak. Sizin aylık personel dahil mi bu fiyat? Dahil hocam. İşletme yok hocam. Yani hani işletmesi yok. Çalışır hale getirme noktasına kadar evet. Maliyet. Evet. Her ay tekrarlanacak maliyet mi bu? Personel fiyatı tekrardan tekrarlanacak. Kuruluş maliyeti. Burada en büyük maliyeti ne Serhat? Elman maliyeti 7 bin lira alınacak. Ofis kurulması da yani bir yer temini, dekorasyon da sanırım bir maliyet, bayağı bir maliyet. Bilgisayar malzemesi olacak, evet. Teknik destek. Kalite yönetim planı yaptığımız hedeflenen kalite seviyesi aşağıda listelenmiştir. Şirketlerin organizasyonlarını uzmanlara teslim etmesi, bütçe kontrolü ve faaliyet süreçlerinin etkinlik kazanması, mal ve hizmet alımlarında hastalık sevkiyatları önlemek, pazarlama süreçlerinde insan gücü tasarrufu sağlamak, uzmanlarla birlikte ihalelere katılım, müşteri memnuniyetinin en üste çıkartılması, personelin motivasyonunun arttırılması, şirket yönetiminin stratejik yönetim planları buna önem vermesi. Bir iletişim yönetim planı çıkarttınız. Sanayinin aylık analizlerinin yönetime raporlanması ve gönüllü firmaların da analizlerinin raporlanması. Analiz sonuçlarına göre yapılan faaliyetlerin ve ilerleme raporlarının üst yönetimlere bildirilmesi. Ekip üyelerinin haftada iki gün toplanması. Proje esnasında bilgilendirme amaçlı seminerlerin yapılması. Takım ruhunu geliştirecek çeşitli aktiviteler geliştirilmesi. Proje sponsorunun genel değerlendirme toplantılarında mutlaka yer alması. Risk yönetim planında... Şimdi burada bize risklerini öngördü, riskleri anlatıyorsun. Evet. Serhat, şu maliyete gidiyorsun, o maliyete nasıl maliyetin sen bu işi? Evet. Bu maliyeti nasıl buldun Serhat? Onu bize anlat. Hocam ilk önce bir personel alımı olacak. Personel için mülakat falan olacak. Onun için personelleri alarak başlayalım. Nasıl? Personelleri alınca. Personel, tamam personel. Personel her birinin kişi başı 1,5 milyar diye düşündüm. Aylık maaş. Net mi? Net. Net maaş, evet. Peki.
Sonra birimde olacak olması gereken materyaller var. Bilgisayardır, teknik şeyler, onların fiyatları var. Sonra tanıtımlar olacak. Sonra bunları firmalara tanıtacak seminerlerde bir maliyet olacak. Sonra bu aldığımız halkla ilişkiler uzmanlarına eğitim verecek iyi halkla ilişkiler uzmanları olacak. Yani bunlar yani genel olarak maliyetler. Yani mekanımızı ayarlıyoruz, yani ekipmanımızı alıyoruz, insanları işe alıyoruz, kişi aldığımız insanları eğitiyoruz. İşe aldığımız insanların ilk ayki maliyeti de bunun içerisinde var. İlk ayki maliyeti. 11.250 lira. Evet. Sudan ucuz diyorum. Görüşmemiz lazım. Risklerimiz neler? Riskleri, birim ekibi kadrolu olmadığı için ayrılmalar olabilir. O da yani biz yetiştiririz, onlar başka bir yerde daha iyi iş bulabilir diyoruz. Evet. Peki. Proje ekibinde uyumsuzluklar olabilir. Ekonomik kriz çıkabilir ve bu durumda şirketlerin öncelikleri değişebilir. Yani biz birimi kurarız ama firmalar faydalanmayabilir mesela. Birimin kurulumu ve faaliyete geçiş süreci belirlenen tarihe yetişmemiş olabilir. Seminere gelecek olan konuşmacılarda sorunlar çıkabilir. Eğitim verecek olan kişilerde sorunlar çıkabilir. Birimin değerini sanayi bölgesi ve şirketler tarafından tam anlaşılmamış olabilir. İşlemler yapılırken her işlem sırasında izin alınması gerektiği için zaman açısından uzamalar olabilir. Sponsor çekilebilir. Teslimatlar zamanında yapılmayabilir ve hatalı olabilir. Tabii bunları riskleri derecelerine göre de yaptık ama burada çok uzun olduğu için belirtemedik. Arkadaşlarımız ileride aslında ayrıntılı proje raporu hazırladılar. Risk. Onları da daha sonra sizlere ileteceğiz. Orada bu ayrıntıları daha iyi görme fırsatımız olacak. Ve satın alma yönetim planı çıkarttım. Projedeki satın alma işlemleri yönetimin mali işlerle ilgilenen bölüme ilgilenecektir. AUSB'de içindeki firmaların eğer varsa halk ilişkiler biriminden elemanları bu projeye dahil edilerek sözleşmeli olarak çalıştırılabilecektir. AUSB içindeki firmaların eğer ki halk ilişkiler birimleri yoksa firma içinden birime katılmak isteyen personeller projeye katılabilecektir. İhtiyaçların belirlenmesi, projenin planlanması ve uygulama aşamalarında tecrübesiyle destek olabilecek bir danışman ile çalışılacaktır. Projede sürekli çalışmak, çalışmaları takip etmek ve düzenlemek üzere bir dış danışman atanacaktır. Proje eğitim süreci için proje personelleri dışında ayrı bir dış kaynak kullanılmayacaktır. Dokümanları ve eğitim programlarını proje içinden bu işle görevli kişiler gerçekleştirecektir. Projede gerekli olacak donanımlar proje faaliyet planı kapsamında belirlenmiştir. Bu donanımlar proje satın alma kanalı vasıtası alınacaktır. Benim bu kadar. Peki. Teşekkür ederim. Sana çok teşekkür ederim. Arkasından da inanç hazırlansın. Benim arkadaşımız da yine aslında benzer bir konuyu biraz daha ayrıntılandırdı. Acaba diye şöyle bir hayal kurdu. Anadolu OSB bir sanayi gazetesi çıkarabilir mi? Çünkü bulunduğu yerde çok sayıda organize sanayi bölgesi olacak. Ve burada bir bilgilenme ihtiyacı var. Önemli bir bilgilenme ihtiyacı. Bir ticaret sicil gazetesi var. Resmi olan. Bu niteliği taşımasa bile gayri resmi olarak sanayideki gelişmeleri haberdar eden firmalara bir proje olabilir. Evet Begüm, seni dinliyoruz. Hoş geldiniz. Benim projem Anadolu OSB Sanayi Gazetesi Projesi. Ben tanıtım olarak şöyle bir kısa bir paragraf yazmak istedim. Günümüzde birçok kitle iletişim aracı vardır. Gazete, dergi, internet ve telefon gibi birçok iletişim aracıyla insanlar bilgi alabilmektedir. Kuşkusuz internet, çağımızın en hızlı ve en çok gelişim gösteren kitle iletişim alanı oluştursa da, geçmişten bugüne bakıldığında gazetelerin haber kapasitesi yatsınamaz. Bu amaçla insanların her zaman elin altında olabilecek, güncel olayları, etkinlikleri ve gelişmeleri takip edebilecekleri bir gazete çıkarmak amaçlanmıştır. Böylelikle Anadolu Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki iletişimi geliştirecektir. Kapsam olarak da bunu daha önce arkadaşımız anlattığı projede bir birim oluşturularak yapılacaktır diye düşündüm. ASB gazetesinde hedef kitle olarak da çevre firmalar ve bölge içi firmalar belirlenmiştir. Gazetede yer alacak olan bazı başlıklar ise etkinlik ve fuar bilgilendirmeleri, firma tanıtımları, yaptıkları yenilikler ve etkinlikler, firmaların kendi alanlarındaki durumlarını değerlendirilecektir. AOSB'de yapılacak olan yenilikler ve proje önerileri yer alacaktır. AOSB gazetesi haftalık olarak çıkarılacaktır. Tabi bu süre kullanılış ve ilgiye göre değişebilir diye düşündüm.
gazetenin basılacağı yayın evi belirlenerek dağıtılacağı yerler tespit edilecektir. Faaliyet planında da yine bir personel alımım var. Bunda mülakat yöntemini kullanacağız. Daha sonra sözleşme imzalanması, fizibilite çalışmaları. Bunun içerisinde matbaaların belirlenmesi var, işte amblemin yapılması, kağıt boyutu, kağıt ebatları gibi. Sonra gazete içindeki eğitim çalışmaları, ihtiyaçların tespiti, çeşitli ortaklıkların yapılması. Bunun içerisinde Halkla İlişkiler Birimi ile Ankara Atılım Üniversitesi ile veya başka herhangi tırcı yüksek bir gazeteyle yapılması diye düşündüm. Sonra gazete kârının nasıl kullanılacağı, burada hani kârı... Gazete kârı dersin, kâr edeceğini düşünüyorsun. Evet. Peki. Yani hani bu kârı nasıl kullanılacağını da planlamak istedim. Hani mesela farklı hani kurumlarına verilebilir veya firmalar için etkinlikler yapılabilir diye düşündüm. Ya da Halkla İlişkiler Birimi'ne döner sermaye gibi de olabilir. Evet. Hani birçok şekilde kullanılabilir. Konuşmacılar getirilecek bu gazetenin tanıtımı için, oradaki eğitim seminerleri için. Etkinlik davetleri yapılacak ve en son bir örnek gazete çıkartılması olarak düşündüm. Roturlama. Evet. Personel, proje teslimatlarımda personel alımım var. Bunda mülakat yöntemi, görev yerleştirme, sözleşmeler. Proje tanıtım sunusunda bu projeye destek verecek kişi veya kuruluşlara projeyi tanıtma amaçlanmaktadır. İnsan kaynakları, danışman ve tanıtım sorumlusu tarafından yapılacaktır bu. Projenin OSB'de tanıtımının yapılması, projenin Atılım Üniversitesi'nde tanıtımının yapılması, projenin AOSB internet sitesinden tanıtımının yapılması olarak düşündüm. Daha sonra durum değerlendirmesi. Burada fizibilite çalışmaları yapılacak. Gazete içi eğitim planlamaları, ihtiyaçların belirlenmesi, hesaplamaların yapılması, ortaklık anlaşmaları, etkinlik planlamaları, konuşmacılarla iletişim kurularak konferans için anlaşılması, konferansın düzenlenmesi, etkinlik davetiyelerin basılıp dağıtılması. Uygulama olarak da daha önce belirttiğim durum değerlendirmesinin uygulamaya geçilmesi. Zaman ne kadar zaman ve ne kadar para? 80, hani yaklaşık olarak bir plan çıkarttığımda 80 bin olarak düşündüm. Bu etkinlik planlamaları, etkinlik hani... İlk sayının çıkışı daha iyi olur. Evet. Daha iyi. İnsan kaynaklarında yine bende hayali birkaç arkadaşım var. Bunun içerisinde... Herkese bir Merve var ama. Merve de bizde de bir öğrencimiz var. Merve onun işe alıyorsunuz. Evet. Burada danışmanım var, iş analistim var, insan kaynakları personellerim var. Tasarım, yazı işleri, bütçe dağıtım, basın, tanıtım, etkinlik planlamaları ve gazete içi etkinliklerin planlanması gibi birkaç personel almayı düşünüyorum. Şimdi. Maliyet planı, maliyetin yaklaşık olarak 10 milyar civarı, hani yaklaşık olarak çıkarttım bunu. Hani ihtiyaçlarım daha çok. Çalıştırdığın kişileri saat ücreti vererek çalıştırıyorsun değil mi? Evet. Ne kadar verdin saat ücreti? 50 ile 30 TL arası değiştirdim. Yani sözleşme yapmak için. Abi vergi falan yok. SSK yok. Değil mi? Tabii yok. Şimdi 30 lira brüt. İşveren faaliyeti. Şimdi günde 8 saat olsa 240, 20 gün olsa 4800 lira yapar. Çok ciddi bir para yani. Oğlum işlerine geçecek para da 1800 lira civarında olur. İşveren maliyeti. İşte orada da bizim yani üniversitenin mezunlarını hemen oradan size şeye satacağız. Bu rakamları çalıştırabiliriz diyorsunuz. İlk mezunları çalıştırırız. İlk mezun. Sonra yetiştikten sonra yenilerini göndeririz. Evet. Kalite öğretim planında Anadolu Organize Sanayi Bölgesi gazetesi projesi yalnızca gazete çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Gazetede yer alacak haberler genel olarak OSB içindeki firmalarla gelişmeleri, dışı açılımları, ürettikleri ürünler hakkında birçok bilgi yer alacaktır. Hedef ise diğer OSB'lerle karşılaştırma olanağı sunarak bu sayede kalite politikası belirlenmek istenmektedir. Böylelikle zamanla gelişen ve yayılan bir gazete aynı zamanda ülke çapında da diğer OSB'lerin belirli standartları yakalayabilmesini sağlamış olacaktır. Hani geniş çaplı düşünüyorum. Biraz hızlanmalı rica edeceğim. Tamam. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi gazetesinin hedef ve amaçları şu şekilde maddelendirebiliriz. OSB'yi tanıtmak, haberleri duyurmak, halkla ilişkiler ve insan kaynakları bilimlerinin gelişmesini sağlamak,
OSB'yi diğer OSB'lerle karşılaştırma olanağı sunmak, böylelikle gelişimin göz almamasını kolaylaştırmak, yarışmalar düzenlemek, böylece OSB'nin sadece bir sanayi bölgesi olmadığını göstererek ona farklı sırtlar kazandırmak, yapılan etkinliklerden haberdar ederek katılımın arttırılmasını sağlamak. Bu da yine tüm bu çalışmalarla birlikte zamanla hem gazetenin hem de OSB'nin gelişmesi hedeflenmiştir. Bu gelişimin sağlanabilmesi için ortak çalışmalara önem verilmelidir. Diğer OSB ve gazetelerin takibinin yapılması gerekmektedir. Uluslararası alanda başarı sağlanmış OSB'lerin takibinin yapılması, bu takiplerin yapılacak etkinliklerle OSB yetkililerine ve OSB'deki firma yetkililerine aktarılması, sürekli olarak çalışanlara eğitimler verilmesi, OSB'ye farklı statüler kazandırmak için çalışmalar yapılması, bunların duyurulması için de gazetenin kullanılması gerekmektedir dedim. İletişim yönetim planında burada üst yönetimle sürekli olarak bir iletişim halinde olunacağı belirtti. Yani sürekli olarak toplantılar yapılacak, personelle üst yönetimle sürekli iletişim halinde olunacak. Tüm ekip olarak katılması bekleniyor. Projede ortak çalışan kurumlarla birlikte de bu toplantılar yapılacak. Projede yer alacak tüm personelin proje yöneticisi tarafından görevleri ve sorumlulukları net olarak belirlenmelidir. Ortak çalışmayla proje sağlamlaştırılmalıdır. Ekibin birlikte çalışabilmesi için birbirine daha iyi tanıyabilmeleri gerekmektedir. Bunun için çeşitli aktiviteler, çeşitli etkinlikler yapılacaktır. Herkesin katılacağı yemekler, toplantılar veya doğal yemekler... Mesela bu pazar günü OSB'mizin geleneksel pikniği var. Sen bunu bir de gazetede yapsın diyorsun. Tabii. Evet, gazete özelliği. Arkadaşlar gelecek mi pazar günü? Buradan davet edelim. Arkadaşlar pazar günü sabah değil mi? 10'da. Sabah 10'da OSB'de bir geleneksel pazar kahvaltısı yapılacak. Hepinizde Hüseyin Bey buradan davet ediyor. Zaten bayağı bir gastronomimize katkıda bulunuyorsunuz Hüseyin Bey. Badenleri hala yiyoruz. Badenle gazetelere konu oldu. Çok çok onu müthiş. Onu bulduracağım. Evet. Risk yönetim planında ben burada bazı riskler belirledim ama tabii hepsini buraya aktarmıyorum. Şöyle yapalım. En önemli riskin ne? Onları bize özetle. Ve ona ilişkin ne tür bir önlem alıyorsun? Şöyle söyleyeyim. Matbaa ile ilgili sorunlar yaşanabilir dedim. Hani matbaa kapanabilir veya istediğiniz gibi basılamayabilir. Ya da gazete için bir dağıtım tam olarak kurulamayabilir. Hani benim için bu önemli bir risk. Veya belirlenen tarihte tanıtım için broşürler basılamayabilir, konferanslar zamanında düzenlenemeyebilir gibi riskler belirledim. Riskleri herhalde derecelendirdin ABC olarak. Evet, derecelendirdim ama burada olasılık ve riskin oluşma ihtimali ve oluştuğu durumda yapacağı hasar çarpılarak aslında bir şey katsayı buluyor. O katsayı A ise bu riske mutlaka bir önlem alınmalı diye bakıyor. B ise değerlendirme, C ise bir şey yapılabilir. Hani tolere edilebilir bir risk olarak görüyor. Mesela A bulduklarından bir tanesinin şeyini söyleyelim. Hani ne yapmak lazım? Dağıtım aile ilgili bir isim herhalde. Evet, dağıtım ağı kurulamayabilir dedim. Hani bu benim için yani yüksek bir risk olur. Dağıtım ağı gazete basılmadan önce bu konuyla ilgilenecek kişi tarafından kurulmalıdır. Gazetenin kimleri ve nerelere kim tarafından ulaştırılacağı önceden belirlenmelidir dedim. Bunun sorumlusu olarak da proje ofisi, yani proje personellerini belirledim. Şimdi tedbir alınması gereken her riskin aslında alınan tedbirinin bir maliyet olduğunu arkadaşlarımız biliyor. Yani hani riski tolere etmek maliyet değil ama eğer ki risk oluşması ihtimali varsa çok daha yüksek maliyete mal olabiliyor. Arkadaşlar onun muhasebesini yapıyorlar. İşte tamam, tolere edilemez bir risk. Size buna karar veriyorlarsa kesinlikle bir tedbir alıyorlar. Tabii bunun için de bir para harcıyorlar. Onu da proje planlarına yansıtıyorlar. Bu para nereden harcanıyor? En önemli riskin A sınıfı, riskin reklam alınamaması riski olması gerekmiyor mu? Belki o da öyledir. Reklam alınamaz riskinin durumu ne? Bunu Begüm'le aslında tartıştık proje yazılarken şöyle dedik. 200 firmanın olduğu yerde herhalde öyle bir risk olmaz dedik. Herhalde. Şöyle bir şey de olabilir. Buyurun. Bölgeye broşür ya da tanıtım için hiç kimse alınmazsa dış sanayilerden bizim bölgemizdekilere hitap etmek isteyen kuruluşlar mecburen o gazeteye ilan vermek zorunda kalırlar. Mesela bu da olabilir. Yani. Risk yönetimi normalde şöyle yapılıyor. Yani işte bir risk kurulu oluştu. 3 kişi, 5 kişi temsilcilerin olduğu. 3 kişi, 5 kişi beraber
riskleri de belirliyorlar. Belirledikten sonra da bunun oluşma ihtimali ve oluştuğunda yol açacağı hasarın ne kadar olacağını beraber puanlıyorlar. Ona göre bunun averajı alınıp bu riske gerçekten bir tedbir alınmalı mı yoksa bu risk tolerabil bir risk midir? Bir konsensüse belirleniyor. Bu bir şey gibi. Satın alma yönetim planında burada proje içerisinde satın alınacak satın alma ve kontrat ile ilgili ilişkiler halk ilişkiler biriminde bulunan kontrat ve satın alma tarafından gerçekleştirilecektir. Gazetenin gelişimi için halk ilişkilerde ama proje içerisinde yer almak isteyen personeller ve gelişime yararlı olacağını düşünen AOSB içerisindeki firma elemanlarından kişiler sözleşmeli olarak projeye dahil edilecektir. Özellikle iş analizinde ihtiyaçların belirlenme sırasında tecrübeli bir danışmanla çalışılacaktır. Proje son sürecinde eğitim için ayrıca bir ek kaynak kullanılmayacaktır. Mevcut bilim çalışanları hazırlanan ortak eğitim dokümanları üzerinden bilim çalışanlarına eğitim verecektir. Proje genelinde bazı donanımlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kaynaklar daha önce faaliyet planında belirtilmiştir. Bu ihtiyaçların tedariği satın alma kanalıyla sağlanacaktır. En önemli şeyi söylemedin bize. Bu gazete günlük mü olacak, haftalık mı olacak? Haftalık diye söyledim. Ha söyledin mi? Ben atlamışım, kusura bakmayın. Evet İnanç'a ben seni alalım. Teşekkür ederim. İnanç da bize bir sanayi kütüphanesi kurmaya karar verdi. Kütüphanelerin her zaman önemli şeyler olduğunu düşünüyoruz biz de üniversite olarak. Bir ihtisas kütüphanesi neden olmasın? Yine bölgedeki diğer kuruluşlara, firmalara bazen çok önemli kataloglar, çok önemli teknik dokümanlar her firmada bulunmayabilir. Belki OSB'nin bir kütüphanesi olursa oradan bunlardan faydalanılabilir. Önemli sanayi veri tabanlarına üyelikler sağlanabilir. Böyle bir şey. İnanç biraz daha hızlı 5 dakikada keseceğim çünkü. Projemizin adı Sanayi Kütüphanesi ve projemizin kapsamında kütüphaneler her ne kadar yeni internete bırakmış gibi görünse de ihtiyacımız olan bilgiyi internette her zaman doğru olarak bulamayız. İnternet hayatımızı kolaylaştırmıştır fakat yine de insan ihtiyacı olan bilgiye en doğru şekilde bizi kitaplar ve kütüphaneler hazırlar. İşte bu sebeple organize sanayi bölgesine bir sanayi kütüphanesi kurarak araştırma yapacak olanların kendileriyle ilgili mesleki bilgi edinmede ve kendilerini geliştirerek eksikliklerini gidermede kütüphane kurulumu organize sanayi bölgesi için çok büyük bir fayda olacaktır. Ve bundan da hem organize sanayi bölgesi çalışanları hem üniversite kurumları ve diğer kurumlar bundan en etkili ve verimli bir şekilde faydalanabilecekler. Tabii bu kütüphanenin aynı zamanda bir odak olduğunu unutmayalım. Yani üniversitelerin gelip araştırma yapması, ortak çalışmalar yapmak için de bir odak olacaktır diye düşünüyor. Evet. Faaliyet planımızda ise çok ana maddeleri söyle istersen. Kütüphane için yasak kurusu türlerini yerine getirilmesi, kütüphane binasının inşası, kütüphane kurulumu, kütüphane birimlerinin kurulumu ve bunların idari, teknik ve okuyucu ve bilgi hizmetleri birim olmak üzere üçe ayrılması. Proje çıktıları, kütüphane için yasal prosedürlerin yerine getirilmesi, bunun için gerekli izinlerin alınması, kütüphane binasının inşası, kütüphane binasının kurulması, kütüphane kurulumu, kütüphane yönetiminin oluşturulması, kütüphane birimlerinin oluşturulması, kütüphane materyallerinin alımı ve kütüphanenin hazır hale getirilmesi olarak proje zaman planı olarak bunu 240 gün olarak yaptık. Yani 240 günde bize anahtar teslimi veriyorsun. Aynen. Evet. Proje insan kaynakları yönetim planında proje görev alacak kişiler, proje yöneticisi, hukuk danışmanı, mimar, inşaat mühendisi, teknik ekip, hizmet personeli ve danışman olarak belirledik. Proje maliyet planı olarak da 343 bin mi, 1.354.000 mi? Pardon, 1.354.000. Kütüphane için değer mi Hüseyin Bey? Yani bina sanıyorum burada en büyük maliyeti bina alıyor. Evet. Yani bina sorunu çözülürse, yani ilaki sıfırdan bina yapılmazsa tabii ki çok daha aşağı inecek maliyet. Kitaplara gidip parayla mı alıyoruz? Tabii parayla alıyoruz. Ayrıca önemli veri tabanlarında bağışla alıyoruz. Hı. Önemli veri tabanlarında üyelikle içinde belli bir ücret ödenmesi gerekiyor. Abonelik ücretiyle birleştirilebilir. Kesinlikle, kesinlikle. Tek başına ayrı bir maliyet çıkabiliyor ama. Tabii, aslında projeleri öyle de düşünmenizi rica ederim. Mesela bir halkla ilişkiler, gazete, kütüphane, bunlar hep aynı projenin farklı yüzleri olarak düşünülebilir. Evet.
Evet, devam edelim. Kalite yönetim planı, vizyon, amaç ve hedefleri belirlemek, departman, personel, hizmet ve kurum kalite sistemini kurmak, kaynak ve maliyet yönetim sistemini sağlamak, iç kontrol sistemi oluşturmak, kurum içi geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri yapmak, analiz, ölçme ve değerlendirme birimi kurmak ve bu birimin yapacağı çalışmalarla sürekli gelişim sağlamak, ARGE birimi sayesinde kıyaslamalar yapmaya imkan verecek ve araştırmalar yapacak bir birim kurmak, hizmet alanlarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini araştırmak ve kurulan sistemin belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmasını sağlamak. İletişim yönetim planı, birinci kütüphane kurulumu öncesi iletişim planı, proje kapsamında yer alacak tüm farklı birimlerin katılacağı en az ayda bir düzenli koordinasyon toplantıları gerçekleştirilmelidir. Ve bu toplantılarda her bir birim kendi çalışmaları hakkında diğer birimleri bilgilendirmelidir. Ve ayrıca da çalışanların üst yönetime sıkıntıları rahatlıkla aktarabileceği ortam yaratılmalıdır. Evet, iyi bir iletişim kuruyorsun. Buraya da geçelim istersen. Geçeyim mi? Geçelim. Kütüphane kurulumu sonrası iletişim planında ise kütüphane çalışanlarının öneri ve şikayetlerinin bölüm sorumluları ve üst yöneticiler tarafından dikkate alınmasını sağlayacak bir ortam oluşturulmalıdır. Her birim üst yöneticisinin kendi birim personeliyle yapılan işlerle ilgili onların da düşüncelerini almak için belli aralıklarla toplantı düzenlemesi gerekmekte. Kütüphanenin farklı bölümleri arasındaki işbirliği ve iletişimin yeterli düzeyde olması sağlanmalıdır. Kullanıcıların kütüphanenin üst yönetimine kolayca erişerek problemlerini rahatlıkla anlatabileceği tamam, problemi. Tamam, şimdi iletişim konusunda öngördüm. Risk yönetim planında ise... En önemli riskini söyleyeceğim, en önemli gördüğüm riski. En önemli risk... Yani en yüksek risk nedir burada? Kütüphanede bir yangın çıkması durumunda materyallerin ve kütüphane mobilyalarının yanması. Yani kurulum aşamasındaki riskinde, o kurulum sonrası bir şey. Kütüphane kurulumu için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınma sürecinin bürokratik işlemler nedeniyle uzaması. Yani bizlerin ne gereği var diyecekler diyorsun, risk bu diyorsun. Ya öyle olmuyor da biliyorsun biraz Türkiye'de bürokratik işlemler uzun. Peki şöyle bir risk olabilir mi? Hüseyin Bey sanayicilere ya ne gereği vardı bu kütüphane falan diye soracaklar. Bu böyle bir riski açıklamak da aslında bir büyük risk değil mi? Bu ülkede kitap olaylarına karşı çıkan çok. Karşı çıkmak da ne gereği var diyen de olacaktır. Masraf etmedi. Tabii orada da belki bizim kütüphanenin işbirliğiyle kütüphanemizin orada bir branşının kurulması gibi mesela bir takım yöntemler denenebilir. Evet, devam edelim. Tamam, bunları geçelim. Tedarik planı. Kütüphanenin kurulabilmesi için gerekli yasal prosedürleri yürütecek donanıma sahip yetkili bir kişiye ihtiyaç bulunmakta. Bunun için konuyla ilgili olabilecek bir hukuk danışmanı görevlendirilmelidir. Bu şahıs ilgili makamlarla gerekli yazışma ve başvuruları yaparak kütüphane için onay verilmelerini tamamlayacaktır. Tamam. İnanç'ım bunları da yani bunu öngörmeye çalıştım. Yani yayınları falan nasıl alacağız vesaire. Biz de sana da çok teşekkür ediyoruz. Hemen Merve'yi alalım. Arkasından da Elif Nas hazırlansın. Merve de bize eğlenceli bir şey hayal etti. Bir açık havada sanayi filmleri festivali yapalım yazın. Yani böylelikle sanayinin aslında imajıyla ilgili de hoş bir şey olabilir diye düşünüyoruz. Herkesin ortak birleşti arkadaşı mı? Evet. Ha evet. Merve zaten sizle çalışacağı için. Geleneksel Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Film Festivali. Bu bekleyecek miyiz yani? Geçelim. Ama PowerPoint'teki öğretisi iyi öğretmiş. İyi öğretmiş, evet. Proje kapsamı, proje faaliyet kapsamında gerek Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nin adını duyurmak, gerekse faaliyete katılan misafirlerin eğlenceli bir gün geçirmesi ve insanların sanayi koşullarına dikkatlerini çekmek için Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Film Festivali'yle açıkladığı amaçlanmıştır. Proje faaliyet planı, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacak olan geleneksel Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Film Festivali ile ilgili olarak yaptığım planda toplam olarak 28 tane madde oluşturdum. Proje teslimatlarının belirlenmesi. Teslimatları 4 aşamada belirledim. Proje tanıtım, atama işlemleri, durum belirleme işlemleri, dokümanlar. Zaman yönetim planı. Zaman yönetim planını da 3'e ayırdım. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Geleneksel Film Festivali adında topladığım planı.
yaparken 108 gün, projede görevlerinin sorumluluklarının belirlenmesi planı 30 gün, film içerik ve sunumlarının belirlenmesi planı 16 gün sürdü. İnsan kaynakları yönetim planında görev alan ekibimin rol ve sorumluluklarını belirledim. Toplam 10 tane ekip kurdum ve bunların sorumluluk atama maddesiyle önem derecelerine göre görevlerini belirttim. Bu planda proje ekibinde yer alan rollerin mevcut süreçlerindeki görev ve sorumluluklarını tanımlamaktadır. Maliyet yönetim planı bu planda ise en çok maliyeti Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Geleneksel Film Festivali adlı başlığım 675.800 lira. Yani sen bu işi bize 675 bin liraya yapıyorsun. Evet. Aslında bu başka başlıklar var da bunun alt başlıkları yani. En büyük maliyetleri neler peki? Onlardan bize biraz bahset. Hocam proje yani materyallerin alınması. Film böyle izliyor. Sinema ambiyansı. Peki güzel. O zaman Mısır da istiyoruz. Tamam, biberlerde de ben seni patlatayım. Üstüne soğuk su içelim. En büyük maliyetin ne? Bu 675 bin lira. Yani işte şey oldu, işte bu materyallerin alımıyla alakalı. Yani telif hakları, günlerin alınması, seyir mekanının düzenlenmesi evet, vardı. Hocam. Evet. Tanıtım var tabii ki, bayağı bir tanıtım ve reklam gideri var burada ama tabii arkadaşlarımız şöyle bir şey yapmadılar, bu 675 bin lira harcanacak emeğin karşılığı. Bunun tamamı sponsorlarla yapılıp 0 liraya da yapılabilir. O kısımda ayrı bir çalışma gerektiriyor. Ona girmediler açıkçası. Yani bu emeğin karşılığı. Evet. Kara tanıtım planı, katılımcılar için kaliteli bir ortamın sunulmasını içerir. 3 aşaması vardır. Kalite güvencesinin sağlanması, oyunun kalite standartlarının belirlenmesi, kalite kontrol sürecini içerir. Kara tanıtım planı yapılan festivalin kalitesini en iyi şekilde yapmak için amaçlanmıştır. Kaliteyi yükseltmek amacıyla soru yoluyla planlanmıştır. Devam. İletişim planımızda festival gününe kadar ekibimle birlikte iletişimi kopartmadan toplantı, etkinliklerin verilmesi, sosyal medyada grup açılması gibi planlar yaptım. Risk yönetiminde 7 tane risk belirledim ve bu riskler için değerlendirme matrisi oluşturdum. İşte sponsor bulunmayabilir, hava şartları olumsuz olabilir, elektronik aksamlar zarar görebilir, projeksiyon makinesi bozulabilir, görevliler teknik sıkıntılardan dolayı iş yapmayabilir. Festivale yeterli katılım sağlanmayabilir. Daha sonra ise risk yönetimi yöntemi uygulayarak sorumlu kişileri belirledim. Satın alma planında yürütmek için bir ekip belirttim. Bunun için de ihtiyaçları tek tek listelerini verilmek istedim. Satın alma işlemi sponsor tarafından üstlenilecektir. Satın alma projemi teknik ekibim, proje yöneticim ve sponsorun sorumluluğunda yürüttüm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunumunuz için teşekkür ediyoruz sana. Hemen Elif Naz'ı alalım. Elif Naz da hani hep böyle Ankara'nın 10-15 yıldır Ankara'ya bir fuar merkezi, Ankara'ya bir fuar merkezi diye konuşuluyor ki yapılmadı. Hadi biz bunu Anadolu OSB'ye yapalım dedik. En azından bölgedeki sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik bir küçük fuar merkezi neden olmasın diye düşündük.